Sonra gelmek izleyicileri ben Talha. Bugün sizlerle beraber beklenen oda vlogunu çekiyoruz arkadaşlar. We are the farmers. Yüzümü çok fazla göstermeyeceğim, hatta hiç göstermeyeceğim çünkü gece oldu, yani gerek yok, pijamalı görmeye hiç gerek yok. Neyse, hemen başlayalım arkadaşlar. İlk olarak kapım, normal insanların odasındaki kapı. Şurada aç kapı ışık, şurada bir adet klima filan, burada klimanın kapağı filan var. Evet, girişte giriyoruz, hemen sağ tarafa dönüyoruz. Ben abimle kalıyorum arkadaşlar, odada bu yüzden çift yatak var. Abim çok fazla eve geldiği yok ama arada sırada eve gelirse işte yapmak istiyorlar. Bir dart var, belki bir turnuvası da gelir hani, ama çok sanmıyorum, bence güzel bir şey olacağını sanmıyorum. Ama eğlenceli olursa bir dart turnuvası da yaparız. Şu duvarda gördüğünüz dikelerin hepsi de arkadaşlar mesela dartın gelmesinden. Öyle. Evet, burası güzel. Yatak. Şimdi stüdyodan geçeceğim. Ondan önce küçük şey göstereyim. Bu benim yatağım Mickey Mouse'lu. Mickey Mouse. Ya ben bunu çok küçükken almıştım ama neyse. Ben piki normal değil, yapmıyorum. Bu piki olmaması lazım. Neyse arkadaşlar. Şurada benim çok güzel bir şey. Efsane bir şey yaptım. Ayarım kayı. Bakalım nerede bir şey yazıyor mu? IC3 arkadaşlar. Artık neyse. Onun bir şey seti. Gerçekten çok güzel. Bunu çok seviyorum. Küçükken çok işimize yarıyordu bizim evimizdeyken. Burada yatağımın yanında bir adet iPhone şarjı, telefon. Üstü kriz ve uzatma kablosu. Oradan ta oraya abim yatağına gidiyor. Şimdi hemen şurada stüdyoma geçmek istiyorum. Ondan önce şurada küçük bir raf var. Bu rafta eşyalarım var. Bu şeyden geldi, yurt dışından arkadaşım verdi bunu. Bunu normal Zara'dan. Bu benim değil, abimin herhalde. Bu David Beckham'ın çok sevdiğim parfüm ama bitti bunların hepsi. Şunun bana nasıl geldiğini hiçbir fikrim yok. İğrenç bir şey bir kere denemiştim. Bu da benim olmaması gerekiyor. Evet, ben öyle bir şey bitmemiyorum. PC World'un tüm serisi var arkadaşlar. Yani ben bunu ta küçükken almıştım. Yani küçük dedim, 2-3 sene önce. Öyle bir seri vardı, pardon. Bir dakika arkadaşlar. Buraya geldiğimde size demiştim. Hani yeni koltuk aldım demiştim arkadaşlar. Odama yeni koltuk aldım. Şimdi bunun arkasında belki green screen alırım ama işte öyle bir yer olmadığı için. Ne bileyim. Burada oturup muhabbetlerimizi edebiliriz işte. Ama bilmiyorum, o kadar fazla kullanışlı değil yani stüdyo için. Ama gerçekten güzel bence. Green screen'i falan tamamlarsam burada da videolar gelecek. Şurada bir adet gitarım var. Gitar. Evet, gitar var arkadaşlar. Burada da görmüş şekillerde işte şu videomu burada çekiyorum. Zaten en son bir video çekmiştim. Şimdi zaten onu izlersiniz. Yok, ilk bunu izlersiniz arkadaşlar. İlk olarak pardon, rafından başlayayım. Rafın üst kısmında tabu var. Karnem var. Evet, çok akıllı bir çocuğum, takdir aldım. Altta bir saklama kutusu var, içinde değişik şeyler. Şurada bilgisayarım yok ama şey var. Klavye var. Masam biliyorsunuz arkadaşlar. İşte videolarında. Tekrar bakalım. Burası YouTube için kullandığım kısım arkadaşlar. Çok fazla net göremiyorsunuz, kusura bakmayın. Işığım kötü. Ama şurada bir ışık var. Bakalım ne kadar etkili olacak. Evet, bayağı güzel etkili oldu. Şu bakın, şurada bir tane kulaklığım var arkadaşlar. Kulak içi kulaklığım var. Onun arkasında altında mousepad'im, arkasında CD'liğim var. CD koyma şeyi. Şurada bir tane mikrofon kablosu var arkadaşlar, şu yerde. Sonra şurada kablolarımın içinde bulunduğu mouse'umun filan, USB çoğaltıcımın bulunduğu bir kutu. Şurada iki tane adaptör. Onların arkasında webcam. Kötü bir webcam. Burada kulaklıklı tek kulaklıklı mikrofonlu kulaklık. Arkada Fireflex. Onun da videosunu çekmiştim. Onun kulaklığın kutusu arkadaşlar. Arkada tabletimin kutusu. Bir tane daha mouse falan. Şurada iki tane de kutum var. Buraya geçecek olursak. Burada ev yapımı malzemelerimden tut. İşte elime en yakın olan masamda oturduğumda elime en yakın kısım bu oluyor arkadaşlar.
O yüzden kullanışlı eşyalarımı buraya koyuyorum. Örneğin işte cetvelinden, makasına, kalemine filan her şeyim burada. Şurada arkada süngerim. Onun arkalarında yapıştırıcılarım filan var. Şurada bir bardağım var. Ben kendim yapmıştım. Bu kısımda da okuma kitaplarım filan var arkadaşlar. Orası fazla zevkli değil. Bir de üstte tabum var. Masaüstü bilgisayar olmasına rağmen klavyem ve şurada da karnem, onun altında da saklama kutusu var arkadaşlar. Hemen masaya geçmek istiyorum. Masanın şöyle bir uzaktan bakış hali bu. Uzun bir masa, beyaz masa, çok seviyorum. Masanın şu kısmında direkt saatim bulunmakta. Şuraya basınca saatim saat 1.53'müş. Gece 1.53. Şurada bir adet gözlüğüm var. Burada cüzdanım var. Bunu da harçlığı koymuş. Tamam. Bunu kapatalım. Eşyaları yerine koyalım tekrar. Çünkü böyle dağınık olunca güzel olmuyor. Heh, tamamdır. Şurada videolarımı çektiğim sandalyem var arkadaşlar. Bu şu an alçak ama yine de. Bu arada kütüphanenin altında da görmeyeceksiniz ama mesela ışığı kullanarak. Şurada mesela benim A4 kağıtlarım. Onun altında büyük bir kutu. Şurada büyük bir kutu. Şurada firmamızın poşeti var. İçinde herhalde oyuncaklarım olması lazım. Şurada da bez, pazur, işte 500, 5000'li şey var arkadaşlar. Adam unuttum, neyse artık. Şimdi şurada videosunuzu hatırlıyorsunuzdur arkadaşlar. O benim işime yaramadı. Şunu kullanıyorum yani. Hani artık ayakta videoları çekmiyorum. Şurada video çekeceğim diye düşünmüştüm ama çekmiyorum. Çekersem kullanırım. Çekmiyorum diye ben de dedim ki ben bari bunu kullan şey yapayım dedim. Şunun videosunu çektim ama daha yüklemedim arkadaşlar. Bu ev yapımı mikrofon. Bunu süngerledim falan, efsane bir şey oldu. Şuradan bir tane delik açtım. Buradan da çıkarıyorum işte. Tabletten ses kaydını alıyorum. Şurada bantla bunu da tutuyorum böyle. Buradan geliyor buraya. Oturma yerime de tam burada işte. Ayarlıyorum onu. Burada da arkadaşlar masa üzerine çektiğim videolarımın şey var. Tripodu var arkadaşlar. Bunun da videosunu vardı, hatırlıyorsunuzdur. Yine burada bir selfie çubuğu falan. Şurada Game Maker yazan bir straforun üzerinde resimlik. Burada tamamen ablamdan çaldığım hepsini eşya hediye ne bileyim işte süsler. Şurada bir arada sarı ama yani ışık sarı ama kendisi pembe şey ampul. Bunu da ablamdan çalmıştım, oha. Aynen. Yatağıma gelelim arkadaşlar. Burada yatağım değil bu abimki. Yatağın buralarında benim eşyalarım var. Bu abimin kıyafeti. Abimin motor ceketi de şuradaydı da kaldırdım şimdi video çekeceğiz diye. Abimin yatağı. Benim ayıcığım. Bunun burada ne iş var? Sonra lan burası benim yatağım ya. Evet. Burası ya, benim yatağım. Pardon. O abimin. Mickey Mouse karıştırdım ya. Mickey Mouse oraya sermişler. Ben de diyorum neden oldu. Mickey Mouse benim normalde. Neyse, burası benim yatağım arkadaşlar. Bakın hatta Game Hacker köşesi var. Burada işte alacağım şeyler. Burada da yapacağım işlerin listesi var arkadaşlar. Şurada uzaktan göstereyim. Ama bir dakika, hemen fener tutalım oraya da bir. Bayağı işe yarıyormuş videoda. Şöyle yapalım, güzel. Şurada arkadaşlar tablet tutacağım var. Bunu koyuyorum geceliğin şarja koyduğumda ya da film izlerken falan. Şöyle yakından tutayım. Zaten bunun bir videosu var. Şurada VR Box'ım var arkadaşlar. Bunun kutu açılım videosunu çektim ama daha yüklemedim. Ama VR Box'ı aldım yani, haberiniz olsun. Koluyla beraber. Şurada ilacım var işte ve VR Box'ın kutusu. Şurada da radyom var. Çok fazla net gözükmüyor. Evet, böyle daha iyi planlanın, güzel. Bunu kapatıp yerine koyalım. Arkadaşlar bazen abimle işte hani abim genellikle evde olmadığı için yazın her yerde yatıyorum. Bir orada yatıyorum, bir orada yatıyorum falan. Dolabın üzerinde işte oyun seti var arkadaşlar. Daha üstünde de işte defterler falan, onları atmıştım video çekeceğim diye. Yani bu şekilde arkadaşlar odam. Küçük ama sütçüye uygun. Bu arada mesela videolarımı çekmiyorum ama çekersen mesela boş duvarlardan bir tanesi. Burası arkadaşlar. Burada video çekebilirim ama çok dar diye zor oluyor. Ya da şurada işte. Şurada filan. Odanın bir kısmı boş aslında. Ama yine de zor. Video çektiğim kısmı göstereceğim arkadaşlar size. Orada ablamın odası.
izin alıyorum ondan. Neyse bu şekildeydi arkadaşlar. Yani şurası benim, şu kısım benim stüdyom oluyor neredeyse. Şuradan itibaren şuraya kadar benim stüdyom sayılır. Videolarımın çoğu burada gerçekleşiyor arkadaşlar. İşte bir yaka mikrofonu kullanacaktım bugün bir arkadaşın tavsiyesiyle ama kullanamadım işte yapamadım. Yani gerek kalmadı. Ama bundan sonraki videolarımda işte yaka mikrofonu kullanacağım. Neyse arkadaşlar şimdilik diğer hani bu ayakta video çektiğim kısma geçelim. Oradan sonra da videoyu bitireceğiz. Şimdilik babayız. Evet arkadaşlar burası da ablamın odası. Küçük bir göz atalım hemen. Bu kapısı zaten normal o bir odanın kapısı. Şurada işte eşyaları var. Şurada eşyaları. Şurada da bir masası var arkadaşlar. Bu arada ablam profesör, doktor, bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne diyetisyen bu arada. Olacak daha okuyor şu an. Bu da onun masası. Evet çok güzel. Kıskanıyordum ben bunu küçükken ama işte bana masa aldılar ezgiler. Şimdi videomu çektiğim yere geçeyim arkadaşlar. Burası da benim videomu çektiğim yer. Yani bu gördüğünüz duvar. Şuradan sabitleyip çekiyorum arkadaşlar. Bakın yerde bir sürü eşya var. Zaten videoda ayaklarından yukarısı gözüküyor zaten. Bu şekil öyle. Ablamın odası da böyleydi. Neyse hadi kendi odamıza gidip videoyu bitirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ablamızlardan devam ediyoruz. Neyse ablamın odasında falan her şeye baktık. Neyse öyle. Baktık neyse güzel bir vlog oldu. Hem vlog oldu hem vlog oldu. Odamı size tanıttım. Stüdyomu size tanıttım. Bir de bir stüdyom daha var aslında. Green screenlerle dolu. O da Mahmut'un odası. Zaten o videoyu izlemişsinizdir inşallah. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videolarımı like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bye bye. (Gülüyor)